Necati Bey merhaba. Merhabalar. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Sağ olun. Bizler bugün gündem özel izleyicilerinin karşısına Selçuklu Konya bölgesinden uçkan yufka ve unlu mamulleriyle bağlanıyoruz. Evet. Sizi biraz tanıyıp tanıtmak amacıyla, içerideki hizmetlerimizden de bahsetmek amacıyla ben sohbetimizin ilk sorusuna geçiyorum. Hazırsanız. Hazırım. Çok güzel. İzleyicimiz için önce kısaca sizleri tanıtarak başlamak istiyorum. Tamam. Sektöründe öncü bölgesinde yaptığı işle bilinen bir isimsiniz ve yaklaşık 25 yıldır da sektördesiniz. Evet. Ama ne zaman bu sektöre girdiğinize, nasıl karar verdiğinize, ne kadardır Uçkan Yufka ile birlikte bu isimle çalıştığınızı ve kendinizi bize biraz anlatır mısınız Necati Bey? Tabii ki 25 yıldan beri ben bu mesleğin içindeyim. Aşağı 8 yıldan beri de kendi işlerimi yapmaktayım. Ondan sonra yufka yapıyoruz, şebit, süveleklik var. Ondan sonra gevrek çeşitlerimiz var, kurabiye çeşitlerimiz var. Yani şimdi uçkan yufka ve unlu mamulleri diyecek olduğumuzda hem izleyenlerimiz hem müşterimiz evet. Bu kapıdan içeriye girdiği zaman çeşitli tatlı çeşitleri, belki ekmek kadayıfının tatlısı olur, kadayıf tatlıları, güllaşlar olabilir, bazı şeker, pari, kemal paşa gibi tatlılar olabilir. Evet. Sonrasında bazı unlu mamullerden kurabiyeler var, kandil simiti gibi olan bazı kurabiyelerimiz var. Makarna çeşitlerimiz ve aynı zamanda yufka ile birlikte olan bir de mantı çeşitlerimiz var. Evet. Burada onların bu satışını yapıyoruz. Hatta bazılarının üretimini burada kendimiz de yapıyoruz. Sadece evet. Satışında değiliz. Peki bu üretimi ve satışı yaparken, hizmet de verirken aynı zamanda 8 evet. yıldır bu işin başındasınız. Evet. 25 yıldır bu işi yapıyorsunuz. Belli başlı tecrübeleri biriktirdiniz. O tabii yüzden ki. Tecrübeli ve güvenilir bir yer diyebiliriz burası için. Mutlaka. Müşterilerimize karşı hizmet verirken nelere dikkat ediyoruz Necati Bey? Kırmızı çizgilerimiz nedir? Önemli olan hijyen zaten. Hijyen evet. Başta geliyor bu pandemiden dolayı. Harika. Pandemiden dolayı genellikle hijyene dikkat ediyoruz. Ondan sonra temizlik, güler yüzü. Güzel. Müşterilerimize evet. Yani yaptığımız işi hem düzgün yapıyoruz, hem hijyenik yapıyoruz, hem evet. güler yüz. Yani müşteri memnuniyetine önem veriyoruz değil aynen, mi? Aynen, evet doğru. Çok güzel. Siz aslında güler yüzle iyi bir hizmet veriyorsunuz. Kaliteli hizmet, güvenilir hizmet, samimiyet diyebilirim. Evet. Yani müşterilerinize memnuniyet sağlamaya çalışıyorsunuz ama aslında evet. yaptığınız iş sadece satış değil, üretim de var arka tarafta. Hem burası ailece işletilen bir aile firması. Evet. Eşinizin, çocuklarınızın hep emeği var burada. Peki sizin müşteri memnuniyetine dikkat ettiğiniz kadar müşteri de acaba sizin memnuniyetinizle yaptığınız emeklere acaba aynı saygıyı gösterip dikkat ediyor mu? Sanırım bu konuyla ilgili biraz sıkıntılarımız var. Buradan ne demek istersiniz? Biraz var bazı müşterilerimizde ama onlara da artık şey yapıyoruz. Yine onlara bile sabırla davranıyoruz. Evet sabırla davranıyoruz genellikle. Çünkü müşteri her zaman haklıdır. Evet. Bu mesleği, bu işi yapıyorsak müşterimiz her zaman haklıdır. Bir işletmecinin vermesi gereken cevap tabii. da budur Necati evet. Bey. Ama ben bu yayın aracılığıyla kısaca söylemek istiyorum ki burada hem üretim hem satış gibi bir üretim şekli varsa evet. siz burada ekmeğinizin ve ailenizin rızkının peşindeysek lütfen. Tabii ki. Lütfen birazcık daha hoşgörülü olmalarını müşterilerimizin de sizi tercih ederken burada sizleri bu işi severek ve dikkat ederek yaptığınızı unutmamaları gerekiyor. Kesinlikle. Biraz daha saygı ve özveri ve hoşgörüyle gelmeleri gerekiyor buraya. Evet. Umarım bundan sonra böyle olur. Peki farkınız nedir Necati Bey? Sizi tercih edecek olan müşterilerimiz, başka yufkacılar veya unlu mamulcüler de var tabii ki çevremizde. Tabii ki mutlaka. Sizi diğerlerinden ayıran şey ne? Sizi tercih etme sebepleri ne? Bizi tercih etme sebepleri kalite. Önemli olan kaliteye biz dikkat ederiz. Genellikle her geldiğimiz zaman müşterilerimize de söyleriz. Eğer memnun kalmazlarsa geldikleri zaman da mutlaka söylettiririz. Memnun kalmazsanız söyleyin. Ona göre dikkat ederiz tekrar harika. Yine. Yani bir sıkıntı olursa onun tabii zaten ki, tabii arkasında olacağız. Aynen diyorsunuz. Öyle. Tabii çünkü müşterilerimiz bize her zaman lazım. Bir evet. günlük değil, sürekli lazım. O yüzden evet. her zaman dikkat ederiz onları genellikle. Öyle. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Bir de ek olarak sizin bu işi 25 yıldır yapıp bu işte deneyimli ve eski olmanız da çok önemli deneyim açısından. Evet. Yıllar çok önemli. Siz bu yılları aşıp gelmişsiniz bu zamana kadar. Tabii. Eski olduğunuz ve tanındığınız bu işi de 25 yıldır usta bir şekilde yaptığınız için de tercih ediliyor olabilirsiniz. Peki size ulaşmak isteyen seyircilerimiz için adresinizi alabilir miyiz? Selçuklu bölgesindeki açık adresimiz nedir? Yazır Mahallesi, Tüyüce Sokak, Sultanahmet Sitesi 6, No 12/C, Uçkan Yufka. Harika. Şu anda da ekran altında görecekleri iletişim numaralarından da sizlere ulaşabilirler. Yine internetteki evet. yol tarihlerinden de ulaşabilirler. Sosyal medyalardan da size evet. ulaşabilirler. Peki burası bir aile şirketi dedik. Eşimizle çocuğumuzla çalışıyoruz ama en yoğun olduğumuz dönemde kaç kişiyle aynı anda burada hizmet veriyoruz? Yoğun olduğumuz zaman bir iki elemanımız dışarıdan buluyoruz, getir diyoruz güvendiğimiz kişilerle. Güvenmediysek zaten güvendiğimiz kişilerle genellikle onlarla çalışırız. Genellikle ailemle çalışırım. Harika. Şöyle de diyelim. Burada üretim bir imalathanemiz var üretim bölümünde. Evet. Yoğunluğumuza göre değişiyor ama
günde yaptığımız üretim, sattığımız yufkalar veya ürünler maksimum kaça ulaşıyor? Maksimum kaça ulaşıyor? Tane hesabı 500-600. Evet. Bu çok önemli bir rakam. O yüzden söylüyorum. Evet. Aslında bir gün içinde de çok sürpriz var. Bine de çıkıyor. Bine de çıkıyor. Evet, güzel. Günde 1000 tane maksimum olacaksa, günde 1000 tane yufka veya ürün satışı yapılabilen yer burası. Evet. Öyle aslında çok akıllarda soru işareti olması gereken bir yer değil diyorum. Çünkü zaten üretiminde, satışında çok güzel bir şekilde yapıyor. Ben yine başarılarınızın devamını diliyorum. Teşekkür ederim. Daha güzel müşteriler, daha güzel satışlar istiyorum sizin için ama bu korona dönemi var biliyorsunuz. Ülkece ve dünyaca içindeyiz. Bir sıkıntılarımız, yaptırımlarımız, sokağa çıkma yasaklarımız var. Bu çıkan yufka bu dönemden nasıl etkilendi? Biraz etkilendik be abi. Yani mutlaka etkilendik. Hafta sonları açamadığımız zamanlarda bizim satışlarımızda bir eksilme, etkilenme oldu mu? Evet, oldu. Hafta sonları mesela bayağı bir etkilendik. Çoğu zaman hiç satış bile yapamadığımız günler oldu ama biz yine de açtık. Açtık. Evet. Yine işimizin başındaydı. Yılmadık, pes etmedik diyoruz. Tabii. Zaten herkes kendi işinin ve rızkının peşinde, tekrar söylüyorum. Son bir soruyla başlıyorum. Siz bu işte uzun yıllardır varsınız. 8 yıl önce açılmış bir dükkanın içinde bulunuyoruz şu an. 8 yıl önce geri dönecek olursak, neredeyse oğlunuzla aynı yaşta bir dükkandan bahsediyoruz. Evet. İlk güne geri dönecek olursak bu noktaya geleceğinizi tahmin etmiş miydiniz? Vallahi kesinlikle tahmin etmemiştim aslında. Çok teşekkür ediyoruz. Umarım yine Konya'nın başka ilçelerinde sizi uçkan yufka ve unlu mamulleri olarak başka yerlerde de büyük bir şekilde görürüz. İnşallah. Sohbetiniz için çok teşekkür ediyorum Necati Bey. Ben de teşekkür ederim. Siz de şu an seyircilerinize, müşterilerinize ve eşinize, ailenize neler söylemek istersiniz kısaca? Herkese çok teşekkür ediyorum. Özellikle aileme, müşterilerime, hepsine çok çok teşekkür ederim. Sağ olsunlar, var olsunlar. Müşterilerimiz de bizi tercih ettikleri için çok teşekkür ettik ama tabii ki bizi hala tercih etmeye devam etsinler ki biz onların için buradayız. Tabii ki. Hep de aynı kaliteli hizmet vermeye devam edeceğiz. Necati Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Farklı programlarda görüşmek üzere. Görüşmek üzere, sağ olun.